İyi günler. Küme sorularıyla beraberiz. Evet, ilk sorumuz olduğuna A kümesi olduğuna göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır? A kümesi D, E, küme içinde F, G, H ve küme içinde EH elemanlarından oluşuyor. Eleman sayısı 6 mıdır? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Doğrudur. F A'nın elemanı mıdır? Bakın burada sadece tek bir F yok. O yüzden eleman değildir. Yanlış olan cevabımız B şıkkı olacak. Diğerlerine bakalım. D elemanıdır. Evet. Küme içinde F elemanıdır. Evet. E elemanıdır. Evet. Sorumuz B şıkkı olacak. 3, 4, 5, 8, 9 kümesinin kendisi ve boş küme hariç kaç alt kümesi vardır diyor. Bu küme kaç elemanlı bir küme? 5 elemanlı bir küme. Eleman sayısı 5'e eşit. Dolayısıyla 2 üzeri 5 yani kaç tane alt kümesi var? 32 tane alt kümesi var. Kendisi ve boş küme hariç. Bunlar 2 tanedir bakın. O yüzden 32'den 2 çıkaracağız. Toplam kaç tane olacak? 30 tane alt kümesi, kendisi ve boş küme hariç olan alt küme sayısıdır. 2, 3, 4, 5, 6, A, B kümesinin kendisi hariç alt kümenin sayısı kaçtır? Evet, kümemiz kaç elemanlı? Bakalım. Bakalım eleman sayısı 7'ye eşit. Kendisi hariç dediğimiz zaman 2 üzeri 7'den 1 çıkaracağız. Yani 128'den 1 çıkaracağız. Toplamda kaç tane olacak? 127 tane alt kümesi olacak diyoruz. İçinde 4 ve 5 elemanlarını bulunduran demiş. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, A, B dedik. A, B dedik. Burada ne yapıyoruz? 4 ve 5'i ayırıyoruz. 4 ve 5'i ayırıyoruz. Geriye kalan 2, 3, 6, A ve B elemanlardan 5 tane eleman var. 2 üzeri 5 toplam 32 tane alt kümelerinde ne vardır? 4 ve 5 vardır diyeceğiz. C şıkkında ise en az bir harf içeren yani içinde A olan B olmayan B olan A olmayan ya da her ikisi birden olan durum var. Yani A'nın olup A var, B yok diyelim buna. Kaç tane vardır? A'yı ayırdık, B'yi de çizdik. 5 eleman kaldı. 2 üzeri 5. Aynı şey B var, A yok içinde geçerlidir. A yok içinde geçerli. O da 2 üzeri 5'tir. Aynı durum çünkü. Hem A var, hem de B var. Hem A var, hem de B var. O da yine A ve B'yi ayırdığımız zaman geriye 5 eleman kalıyor. 2 üzeri 5. Bunların her biri 32 yapar bakın. 32, 32 ve 32. Bu da topladığımız zaman 96 tane yapar. Peki bunun farklı bir yolu daha var. Bakın farklı bir yolu daha var. Nedir o da? O da nedir? Şudur. Ne yaparız? Bunun tüm alt küme sayısı 2 üzeri 7'dir. Tüm alt küme sayısı. İçinde A ve B olmayan. A ve B'yi çizdiğimiz zaman 2 üzeri 5 tane. İçinde ne olmayanlardır? İçinde A ve B olmayanlardır. A ve B olmayanlardır. Biz tüm alt kümelerinden içinde A ve B olmayanları çıkarırsak içinde ne olanlar kalır? A veya B olanlar kalmış olur. Yani en az bir harf bulunanlar kalmış olur. O da nedir? 2 üzeri 7, 128'dir. 2 üzeri 5, 32'dir. Çıkardığımız zaman kaç olacak? 96 tanesinde A vardır. A veya B vardır diyoruz. Yani en az bir harf bulunmak zorunda. Evet. Alt küme sayısı ile kendisi hariç alt kümelerin sayısının toplamı 255 olan küme kaç elemanlıdır diyor. Eleman sayımız n olsun bakın. Alt küme sayımız 2 üzeri n'dir. Kendisi hariç alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'dir. Bu kaça eşitmiş? 255'e. Bu denklemi kurduktan sonra eksi 1'i diğer tarafa attınız. Burası 256 oldu. 2 üzeri n ile 2 üzeri n toplarsanız 2 tane 2 üzeri n yapar. 2'ye bölebiliriz. Üstü sayılardan da gidebiliriz. 2 üzeri n eşittir. 2'ye böldüğümüz zaman 256, 128 yapar. 128 de 2'nin 7. kuvvetidir. Dolayısıyla kümemiz kaç elemanlıdır bizim? 7 elemanlıdır diyoruz. Evet. Kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. X 1'den büyük, 90'dan küçük ve x neyin katı bakın? 3'ün katı 3K demiş olacağız. Kısaca yazacak olursak kümemizi 1'den büyük olan 3 var, 6 var, 9 var. En son gittiğim zaman 93'ün katı ama 90 dahil olmadığı için 90'dan bir önceki 87'yi alıyoruz. Evet, bunun eleman sayısını bulurken terim sayısı kuralını kullanacağız. Bakın neydi hatırlatalım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı kaçtır? 1'dir. Son terim bu da 87'dir. İlk terim 3'tür. Bölü 3'er 3'er artıyor. Artı kaç? 1. 84 bölü 3 artı 1'den 84'ü 3'e bölersek 28 yapar. 28'i toplarsak cevap kaç oldu? 29 olur. Bunun bir de pratik yolu var. Bakın nedir? 90'ı direkt 3'e böldüğünüz zaman kaç yapar? 30 yapar.
Buradaki 93'e böldüğümüz zaman bu şu demektir. Birden başlamak şartıyla 90'a kadar 90 dahil bütün 3'ün katı olan sayıları alacak, sayısını verir buradaki 30. Ama burada 90 dahil olmadığı için bir tane çıkarıyorum. Cevap nedir? 29'u. Bu da çıkardığımız bir 90 sayısı. Çünkü bu da 90 değil. Tabii şunu da yapabilirsiniz. 89'u 3'e bölebilirsiniz. Bakın orada onunla düşünebilirsiniz. Nedir? 2 keredir 6. 29 kaç kere? 9 kere. Buradan bunu bu şekilde de bulma şansımız var. Bir elemanı içeren fakat 9 elemanı içermeyen bir elemanı ayırıyoruz. 9'u da istemediğimiz için çiziyoruz. Bakın geriye kaç eleman kaldı? 8, 5, 4, 2. Toplam kaç eleman kaldı? 4 eleman kaldı. O da 2 üzeri 4'ten kaç tane? 16 tane alt kümesinde bir elemanı vardır. Fakat 9 elemanı yoktur. Evet, A ve B kümeleri için A'nın eleman sayısı 15, B'nin eleman sayısı 20 olduğuna göre A birleşim B en az kaçtır demiş. Bize herhangi bir şart vermediği için A kümesini B kümesinin alt kümesi olarak alabiliriz. Çünkü dememiş A B'nin alt kümesi değildir filan diye. A'yı B'nin alt kümesi alacağız. A'nın eleman sayısı 15, B'nin eleman sayısı 20 olması için burası 5 olacak. Dolayısıyla A birleşim B, B'nin kendisine eşit olmuş olacak. Yani kaç elemanlı olacak? 20. Ama hani şunu demiş olsaydı A alt küme şöyle yapalım. A alt küme değildir B demiş olsaydı o zaman şöyle çizmemiz gerekirdi. A kümesi B kümesi. Bu sefer de kesişimi en çok alırdık. Burayı mecbur şu tarafı 1 almak zorundayız. Alt kümesi olmaması için. Burası 14 olurdu. Burası da 6 olurdu. O zaman da A birleşim B 1, 14 ve 6'yı topladığımızda kaç yapardı? 20 yapardı. Şu olsaydı alt küme değildir B deseydi. Ama burada herhangi bir şart vermediği için biz A'yı B'nin alt kümesi olarak alabiliriz. Şimdi şurada ne diyor? A ve B kümeleri için A'nın eleman sayısı 10, B'nin eleman sayısı 6 olduğuna göre A birleşim B en çok kaçtır demiş. Burada da herhangi bir şart vermedi. Şimdi hemen şöyle A kümesi ve B kümesi ayrı kümeler olarak alalım. A kümesi eleman sayısı 10, B kümesi eleman sayısı 6. Dolayısıyla A birleşim B en fazla kaç olur? 16 olur diyoruz. Evet. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 10 ve A birleşim B 12 olduğuna göre A kesişim B kaçtır? Bunu formülle yapalım. A birleşim B'nin eleman sayısını veren formül. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı, B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'dir. Bize bunlardan 3'ünü vermiş bakın. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 10, eksi A kesişim B. Burası da ne oluyor? 12'ymiş. Ne olur A kesişim B'yi diğer tarafa attığımız zaman artı olarak geçecek. 10 ile 5'i topladık 15, 12 de eksi 12 olarak geldi yanlarına. A kesişim B kaç elemandır? 3. Ve bunu şekil çizerek de yapabiliriz. Venn şemasıyla A kümesi söyleriz. B kümesi çizeriz bir tane. Ne deriz? Şuraya x diyelim. Buraya x diyelim. Bize kesişimi soruyorum. A'nın eleman sayısı 5 ise burası 5 eksi x olur. B'nin eleman sayısı 10 ise burası 10 eksi x olur. 10 eksi x olur. Yani bunu şöyle düşünelim. Şurası bakın. Bunun tamamı toplamı kaç eşit? 12 eşit. Bakın şurası 5'ti. 5 artı 10 eksi x eşittir 12'den. Buradan x'i yine ne buluruz biz? 3 buluruz diyoruz. Cevabımız kaç olacak? 3 olacak. Evet. Almanca konuşabilenler A kümesi, Fransızca konuşabilenler F kümesi, İtalyanca konuşabilenler İ kümesi olduğuna göre mor ile taralı alan ifade eden küme nedir demiş. Bakın mor kısım şurası. O zaman her üçünün kesiştiği yok değil yerdir. Üç dil bilenler diyebilir miyiz? Üç dil bilenler. Yani Almanca, Fransızca ve İngilizce bilenler. Şöyle diyebiliriz. A kesişim E kesişim iyi diye yazma şansımız da var. Peki kırmızı bölge sadece Fransızca bilenler, değil mi? Sadece Fransızca bilenler, sadece Fransızca bilenler, Fransızca bilenler, Fransızca bilenler. Yerde mavi bölgede Almanca ve İngilizce biliyor ama ne bilmiyor? Fransızca bilmiyor. Almanca ve İngilizce bilen, Almanca ve İngilizce bilip bilen. Fakat ne bilmeyen, Fransızca bilmeyenler de bizim mavi bölgemizde diyorsun. Evet.
Yine benzer bir soru gelmiş. Bakın. A bileşim B vermiş bize. Direkt yapalım. A bileşim B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı. A artı B'nin eleman sayısı. Eksi. A kesişim B'de diyoruz. Hemen formülü isterseniz yazalım. A bileşim B. A'nın eleman sayısı. Artı B'nin eleman sayısı. Eksi. A kesişim B'nin eleman sayısı diyoruz. A kesişim B'yi bu tarafa attık. Bakın. S A kesişim B oldu. 79 yapar. Eksi 60'tan. Cevabımız kaç olmuş olur? 19 olmuş olur diyoruz. Şunları alt alta yazalım bakın. A'nın eleman sayısı ile B'nin tümünün eleman sayısı 29'muş. B ile A'nın tümünün eleman sayısı. A'nın tümünün eleman sayısı 43'müş. Topladığımızda bakın. A ile A'nın tümüneni gelir. B ile B'nin tümüneni gelir. Eşittir 72 yapıyor. Şurası bir evrensel kümedir. Bakın evrensel küme. Burası da bir evrensel küme. Çünkü kendi kendisi evrensel kümeyi verecek. İki tane evrensel küme kaça eşit? 72 eşit. Dolayısıyla evrensel kümemiz kaç elemandı? 36 elemandı diyorsun. Peki bize burada bir de şunu vermiş. C'nin eleman sayısı ile C'nin tümünün eleman sayısı kaça eşittir? Evrensel kümeye eşittir. Bize C'nin tümünü vermiş 23. 23. Evrensel kümede biz kaç bulduk? 36 bulduk. Dolayısıyla C'nin eleman sayısı 36 eksi 23'ten kaça eşittir? 13'e eşittir diyoruz. Cevabımız 13 olacak. Evet. A kümesi 5, 6, 7, 10, 50'ye kadar olan sayılar. B kümesi 35, 36, 37, 90'a kadar olan sayılar. Bize A bileşim B'yi sormuş. A'nın eleman sayısı. Bakın terim sayısından bulabiliriz. Bunlar birer birer arttığı için 50 eksi 5 artı 46 terim vardır. B'nin eleman sayısı da 90 eksi 35. 90 eksi 35 artı 1'den 35 çıkarırsak 50, 40, 55 bir daha 56 tane elemanı vardır. A kesişim B yazalım. Biz A kesişim B'ye bakın nedir? 35'ten itibaren başlayıp 35'ten itibaren 35, 36 bunlar ortaktır bakın. Kaça kadar gider? 50'ye kadar gider. Bunun eleman sayısı da nedir? 50 eksi 35 artı 1'den kaçtır? 16'dır diyoruz. Bize birleşimli eleman sayısını sormuş. Birleşimli eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'dir. A'nın eleman sayısı 46 idi. B'nin eleman sayısı 56 idi. Eksi A kesişim B 16'dır. 56'dan 46, 16 çıkarsak 40 kalır. 46 ile 40'ı toplarsak da 46 artık. Diyelim şöyle yazalım. Eleman sayımız kaçtır? 86'dır diyoruz.